Gitti olayım. Konumuz neydi? Estantane nedir? Perde hızıdır. İngilizce'de shutter speed diye geçer. Pozlama süresi de denebilir. Bu sestir. Kısaca sensöre ne kadar ışık düşeceğini belirleyeceğiniz sistemdir. Filmli makinede de filme ne kadar ışık düşeceğini belirleyen sistemdi. Estantane saniyeler ile ölçülür. Dolayısıyla rakam büyüdükçe pozlama süresi azalır. 1 bölü 4, 1 bölü 4 binden büyüktür. Bunu yiyip, bunu kopya vereyim. 1.1855 lens kullanıyorsunuz. Otomatikman odak uzaklığınızdan daha düşük bir estantanede eliniz titrer. Bu ne demek? 1855 son odak kaç? 55 milim. 1 bölü 50 estantanenin altında elimizde makinemiz titrer demektir bu. Mümkün mertebe tripoddan yararlanmanız gerekir. Eğer elinizle fotoğraf çekiyorsanız son odağınızdan daha düşük bir estantane vermeyin. 70-200 lens kullanıyorsunuz. Eğer titreşim engelleyici yoksa 1 bölü 200 estantenin altında çektiğiniz fotoğraflarda titreşim mutlaka bulunur. Görüşmek üzere. Ay, hep bunu yapmak istemişimdir. Nerede kalmıştık? Ha, estantane. Estantane fotoğraftaki en çok hareketi belirlediğimiz yerde arkadaşlar. Bilerek hareket izlenimi dediğimiz silik görüntüyü de estantane yordamıyla çekersiniz. İşte içi su dolu bir balonu patlatıp balon şeklinde suyu da öyle alırsınız. İşte bir akarsuyu damla damlayı da öyle alırsınız. Bir dönme dolabı durdurmayı da orada alırsınız. Ve gece genelde ışıklı olan Luna Park veya işte trafik fotoğraflarındaki sadece araba ışıklarını gördüğünüz şeyleri de öyle alırsınız. Uzun pozlama dediğimiz özellikle düşük ışıkta kullandığımız akarsuların böyle süt gibi olduğu, denizin pürüzsüz olduğu, ışıkların yıldız gibi olduğu fotoğrafları yine estantenenin büyük bir opsiyonuyla yapabilirsiniz. Estantene hareketin ne olacağını belirleyen ana kavramlardan biridir. Yani öyle diyorlar. İnanamıyorum, güneş açtı ya. Yağmur yağıyordu az önce. Biraz da ufak tüyolar verelim. Ne dedik mesela? Odak uzaklığımızdan daha düşük estantane vermiyoruz dedik. Genelde işte makineyi elimizde tuttuğumuz zaman nabzımız atıyor. Rüzgar etkisi var. İster istemez makine bir titreşimde. Bunun için işte üç ayaklar kullanabiliriz. Makinemizi üzerine sabitleriz. Makinemiz herhangi bir şeyden etkilenmez. İyi bir tripod seçimi hakkında da bilgiler verebiliriz ama kısaca hani tripodun titrememesi gerekir. Tripod dediğimiz şey 3 ayak, biliyorsunuz birçoğunuz. Yani belli pozisyonlarda fotoğraf çekerken işte zorlanırız. Dizlerimiz üstünde yere yatarken vesaire veya işte böyle bir uca yaslanırken. Buralarda estantaneyi de doğru vermek durumundayız. Kuş sesleri falan. Kuş sesinin estantaneyle çok ilgisi yok. Ama bir yağmur damlacığını ne kadar uzun çekmenize yarayan kısımda da işe yarar. Bu temel kısmı. Arka planda bizim duruşumuz da, işte makineyi tutuşumuz da estanteneye olan hassasiyeti değiştiriyor arkadaşlar. Burada işte makineyi sabit tutmalı, olabildiğince dengede tutmamız gerekiyor. Rüzgarlı havalarda çok zorlanırız, üşürken çok zorlanırız. Bunları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Aslında fotoğrafçının, yani fotoğraf çeken kişinin zihnindekinin yansıtmasında büyük önemi vardır estantenedir. Estantenenin. Aha, telefon çalıyor. Perde hızı. Şimdi makinedeki etkilerine bakacak olursak işte bunun estantenenin diğer bir ismi olan perde hızına dem vurmak istiyorum. Estanteneyi düşürdüğümüz zaman daha yavaş kapanan bir perde var. Daha yavaş kapanan bir perdede ışık daha uzun süre sensöre gideceği için otomatikman fotoğraf daha aydınlık çıkar. Yüksek bir estantenede, yani sesi de değişir makinenin, şık diye böyle hemen hızlı bir şekilde perde kapanır. Daha az sensöre ışık gideceği için yüksek estantenede daha karanlık fotoğraflar çekeriz. Otomatikman estantene, ISO, diyafram üçünü de anlattığımızda bunları doğru orantılamanız neyi çektiğiniz
sizi bilerek ona göre ayar vermeniz sizi doğru sonuca itecektir. Bence diyaframa geçmeliyiz artık. Herkes anladı mı enstantaneyi? Oh.